Bir tarihte bir arkadaşımızla konuşuyoruz. Dedi ki ben o bahsettiğin sonsuz gelecekten vazgeçsem, bu dünyayı yaşamak istesem olmaz mı? Benim de tercihim bu. Yani dünyayı yaşar, mutlu olurum ben de. Sonra da derim ki yani biz de dünyayı değerlendirdik. En azından ahirette kaybettik. Buna, bu soruya cevap baktığımızda şunu görüyoruz ki Allah Azze ve Celle kuluna dünyayı yaşama sürecine girdiği zaman o dünyayı da ona bırakmıyor. O demin ayette bahsettiğimiz اِنَّمَا يُرِيدُ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا. Bu onlar için bir azaba dönüşüyor. وَتَزْهَقَ اَنْفُسُهُمْ. Bak malları çekilmiyor, mülkleri, servetleri çekilmiyor. Zuhuk onların içerisinde yaşanıyor. Bu gözlerinde bir değeri yok. Diyorlar ki şu bizim malikaneye insanlar sahip olsa ne mutlu olurlar. Bizim gözümüzde bir değeri yok. Adam diyor ki ya çocuklarıma sağlamadığım değer yok. Hepsine ayrı araba aldım. En iyi okullarda okutuyorum. En güzel imkanlar. Ayaklarını yere bastırmıyorum. Çocuklar benden memnun değiller. Mutlu değiliz. Onlar yani en iyi imkanlarla yaşatıyorum onları. Ama hiçbir şeyden tat alamıyorlar. Zuhuk'dan bahsediyoruz. Allah Azze ve Celle zatına sırtını dönen bir insana Cenab-ı Hak gününü gün etmiyor. Buyurdu ki وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي. Benim zikrimden yüz çevirirse bir insan, bana sırtını dönerse, beni anmak istemezse وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْكَ. Onun için sıkıntılı bir yaşam söz konusudur. Bu Allah Azze ve Celle'nin kelamı. وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْكَ. Ben Cenab-ı Hakk'a sırtımı dönerek dünyada en iyi şeyleri yapmak istiyorum. Ahirete dair planlardan vazgeçiyorum. Desek bile bu sokağın ucu kapalı. Hani Matrix'te arabadan inmek istiyor bir ara Neo. Korkuyor o gelecekten. Hayatın içerisinde, o sanal hayatın içerisinde kalmak istediğinde ona o yanımdaki kadın diyor ki yani ikimiz de o hayatın ucunun nerede bittiğini biliyoruz. Yani önü arkasını biliyoruz oranın. Uçlarını, sınırlarını. Kapalı bir alan orası, sığ ve bitimli. Bizim açımızdan dünya da böyle. Ucunu, önünü, arkasını bildiğimiz bir yer. Ve Cenab-ı Hakk'ın tadını çekip tatsız ve tuzsuz bırakacağını haber verdiği bir süreç. Peki iman edip salih amellerle Cenab-ı Hakk'a yönelirsek hayatımız hususunda iyi yaşayacağımıza dair bir garanti var mı? Cenab-ı Hak dedi ki وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ. Kim salih amelleri işlerse مِنْ ذَكَّرٍ اَوْ اُنْثَى. İster erkek olsun ister dişi olsun. Bu şunu gösteriyor. Rol farklarımız neticeye etki etmiyor. Yani uzun olsun, kısa olsun, erkek olsun, dişi olsun, yakışıklı olsun, şöyle olsun, böyle olsun. Hayata çok farklı renklerde girdik. Ak oldu, kara oldu. Her ne durumda olursak olalım, salih ameller işler ve huve mu'minun ve iman üzere bu hayatı yaşarsa Cenab-ı Hak hayata bakan kısmıyla ilgili haber verdi ki فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا. Biz ona hoş bir hayat yaşatacağız. فَلَمْ tevkit için نُحْيَنَّهُ نُنْ tevkit için yani kesinlikle ama kesinlikle biz ona hoş bir hayat yaşatacağız. Bu bahsettiğimiz mutlu hoş bir hayattan söz ediyoruz. Ama bunu anlayabilmemiz için o temel prensipten, o şeytani ilkeden vazgeçmemiz lazım. Nedir o? Koşullar mutluluk sağlar, imkanlar mutluluk sağlar. Ne kadar imkana sahipseniz o kadar mutlu olursunuz. Allah Azze ve Celle öyle demedi. O dedi ki iman edip salih amellerde bulunan kimselere biz mutluluk yaşatacağız dünyada. فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا. O zaman hayata baktığımızda hayatı teslim olan yani var eden kudrete teslim olarak yaşayan
hayatı Allah adına yaşayan kimse. Eline geçen şeyleri Cenab-ı Hakk'ın sınamak üzere kendisinin eline geçirdiğini bilen ve bunlarda hiçbir tanesi şaşmaz. Allah'ın elçisi Sa'd bin Muaz'a dedi ki, İ'lem ya Muaz'u, bilesin ki ey Muaz, ennemâ asâbaka, sana isabet eden şey var ya, lem yakun li yuhti'ak, seni şaşacak değildi. Hani elinize geçmiş, herkesin eline geçen, kimin eline makam geçti, kimin eline para geçti, kimin eline güzel bir hayat geçti, iyi bir eş geçti, iyi dostlara sahip oldu veya geçmeyen şeyler. Her ne geçiyor ya geçmiyorsa, bugüne kadar geçmiş olanlar, اَعْلَمْ اَنَّمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ, seni şaşacak değildi. وَمَا أَخْطَأَكَ, seni şaşıp kayan da bir başkasına geçen, tam bana geliyordu ama ona gitti yani. Tam ben aslında ben olacaktım. O zengin ben olacaktım. O kişi ben olacaktım. O efendim işe ben girecektim. O aslında kadro benimdi. O makam benimdi aslında. Veya o hanımefendi ben talip olacaktım. Her neyse ele geçmediyse وَمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ, sana isabet edecek değildi. Bu alemlerin Rabbi Allah Azze ve Celle'nin geleceği adım adım tayin ve takdir ettiği ve bizi bu süreçte sınadığı düşüncesi, o demin bahsettiğimiz kaygıları izale eden bir düşüncedir. Yani şu huzurla hareket ediyor. Uçağın girişinde bekliyor, elinde bileti var ve hangi yerde oturacağını biliyor. Başkasının onun yerinde oturma imkanı yok. O yüzden müsterih, birileriyle didişmiyor. Daha fazla, daha ivedi, daha çabuk davranınca daha fazlasına kavuşacakmış gibi bir heyecan yapmıyor. Çünkü mütevekkil Allah Azze ve Celle'nin hayatı yönettiğinin bilincinde, içtikleri, yedikleri açısından. Geleceğe dair takdire iman etmeyen insanların kaygıyı izale etmeleri söz konusu değil. Allah Azze ve Celle لِكَيْ لَا تَأْسَوْ عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ buyurdu. Kaldı ki eğer ki hedef olarak zaten sınırlı ve sığ bir dünyayı biz hedef olarak seçersek, Cenab-ı Hak dedi ki مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ, kim bu ivedi olanı murad ederse, عَجَّلْنَا لَهُ ف۪يهَا مَا نَشَاءُ, dilediğimizi kendisine o dünyada dilediğimiz kadarıyla verir, ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمْ, sonra ona cehennemi hazırlarız. Kişinin dünyayı öncelemesi ve hayatı dünya öncelikli yaşaması kabul edilebilir bir şey değildir. Cenab-ı Hak بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا, siz dünyayı mı önceliyorsunuz? وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى, halbuki ahiret daha hayırlı ve kalıcıdır.